Merhaba arkadaşlar, Renkli Hayat Bahçesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir güzel bir lif örneğiyle karşınızdayım. Kare lif yaptım sizler için. Hep beraber bu örneği çalışacağız bugün. Tabii bu örnek aynı zamanda bebek battaniyesi için çok uygun, çok güzel bir örnek. Bebek battaniyesi yapmak için arkadaşlara tavsiye ederim. Yapımı da kolay, çok çabuk da ilerleyen bir örnek. Bakın böyle iki renkli bir çalışma yaptım. Kenarlarını yapmadım. Kenarlarını daha sonra size göstererek yapmak istedim. Evet, ben şimdi bunu bitirdim. Bakın mantar modeli. 2, 4, 6, 8, 9 tane ile başladım. Şu örneklerimiz, bakın şu model. Hemen 9 tane. 10 sıra yaptım. Yani sıra derken şu her bir rengi tek sıra olarak sayıyorum arkadaşlar. 2, 4, 6, 8 ve 10. 10 tane yaptığımız zaman bakın tam bir kareyi oluşturuyor. Bu şekilde sizler için hazırladım. Daha sonra bunun kenarının yapımını göstereceğim size. Tabii şimdi ilk olarak küçük bir model yapmak istiyorum. Size anlatmak istiyorum kolaylık açısından. Tabii ben buna göz kararı bir zincir çektim. Ufak bir parça yapacağım sizler için. Bunun yapımında zincir sayısını 70, 71, 72 gibi olabilir arkadaşlar. Tahminen öyle düşünüyorum. Yani tam net saymadım ama 70 veya 71 olması gerekiyor. Bunun sayısı için, 9 tane için. Ama siz istiyorsanız 10 tane de yapabilirsiniz. Bu boy ve 10 tane de olabilir. Lif için ideal bir boy. Çünkü kenar örneği de geleceği için ben boyunu ideal olarak düşündüm. Ama 10 tane de yapabilirsiniz sizler. Evet, şimdi zincirimi çektim, hazırladım. Hemen ilk sırasını yapmaya başlıyorum. Şimdi 5 tane zincir bırakıyoruz başlangıçta. 6 tane 6. zincirin içine batıyoruz. Tığıma ipimi aldım. Tığım bu arada soran arkadaşlarım 2 numara. Merak eden arkadaşlara duyurum. Evet, 2 4 6. zincirin içine batıyorum ve bir tane trabzan yapıyorum. Ama ikili trabzan, bakın. 2 2 çektim. Bir daha göstereyim size. Uzakta kaldı sanırım. Evet, 6. zincirimizin içine batıyorum. İpim, bakın, tığımın üzerinde. 2 2. Bu şekilde ikili trabzan yapacağız. Şimdi bu kenarda yaptığımız hemen şu kısımları oluşturuyoruz. Şu ilk trabzanlı boşluk kısmı, zincirli kısmı oluşturduk. Daha sonra üstünü dolgulu kısmını oluşturacağız. Örneğimiz iki sıradan oluşuyor. Her renkte iki sıra gidip geleceğiz. Şimdi tekrar 4 zincir çekiyorum. İki, üç, dört zincir. Bir, iki, üç zincir bırakıp 4. zincirin içine bir sık iğne yapıyorum. İpimi almadan tığıma sık iğne yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir bırakıp hemen 4. bir trabzan yapıyorum. Gösterdiğim gibi ikili trabzan. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir trabzan yapıyorum. 2 tane trabzan da aynı zincirin içinde olacak. Evet, bakın, bir sık iğne bir trabzan şeklinde devam edeceğiz. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 tane zincir bırakıp 4.'ye sık iğne yapıyorum. 1 2 2 3 4. Tekrar 3 zincir bırakıp 4.'ün içine trabzan yapıyoruz. 1 2 2 defa da çektim. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. 3 zincir bırakıyorum. Ve 4.'ün içine bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 zincir. 1 2 3 zincir bırakıp 4.'ye trabzan. Dediğim gibi bir trabzan, bir sık iğne şeklinde
sıranın sonuna kadar devam ediyoruz. Çok güzel bir örnek, çabuk ilerleyen, kolay, basit bir örnek. Dediğim gibi bebek battaniyesi için de çok güzel. Aynı zamanda bence yelek de çok güzel olur. Evet. 1, 2 zincir çekiyorum ve son trabzanlarımı yaptım. Şimdi dolgulu kısma geçiyoruz. Bakın, trabzanlarla bitirdik yine. Trabzanlarla başladık. Bu şekilde. Bir tarafı zincir biliyorsunuz. Bu şekilde ikili trabzan saydık. Trabzanlarla başladık ve trabzanla bitirdik. Bunun için şu anda dolguya geçiyoruz. Dolgu yapacağız. Bunun için geri dönüyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın tekrar bu trabzanın içini tekli tekli trabzanlarla dolduracağız. Ama tekli fıstık yapar gibi. Bakın arkadaşlar, ipimi alıyorum, tığımı. İçinden ilmeğimi çıkarıyorum ve zincirin boyunda uzatıyorum. Daha sonra zincir üzerindeki, bakın, ilmeğim duruyor. İpimin arasından geçirerek tekrar bu şekilde. Şimdi ikinciyi yapıyorum. İpimin arasından geçiriyorum. Tekrar ikili. Uzatıyorum çıkardığım ilmeği. İki taneden geçiriyorum. Sonra iki taneden geçiriyorum. Bakın böyle tekli fıstık gibi oluyor. Tekli fıstık diyelim biz bunlara. Bu kenarda bu mantar örneği dediğimiz, mantar modeli dediğimiz dolgularımızın orta kısımlarında tam oluyor. Kenar kısımlarında yarım yapıyoruz. Bakın yarım. Yer değiştirdiği zaman tam iç kısımda kalıyor. Kenarda olduğu zaman yarım. Zaten bir renkle başladığınız renkle yarım yapıyorsunuz. Daha sonraki renkte bütün, sonraki yine aynı renge geçtiğiniz zaman yine yarım. Yani şu renkten dolayı o yarımları da takip edebilirsiniz. O da size kolaylık olur. Şimdi ben buraya 5 tane yapıyorum zincirin dışında. 3 tane olmuş. Tekrar ipimi uzattım. 4. Tekrar 5. yapıyorum. Bakın 2. 2. Hemen buradan hiç zincir çekmiyorum. Şu yapmış olduğumuz sık iğnenin içine direkt tekrar sık iğne yapıyorum. Attığımda takıldı. Tamam. Bakın bu şekilde örneğimizi buraya yan yatırmış olduk. Sabitledik. Tekrar hiç zincir çekmiyorum. Aynı şekilde diğer trabzanın içine ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Uzatıyorum. Bakın o yere kadar, buradaki sık iğneye kadar boyutunu ayarlıyorum. 2, 2. Tekrar devam ediyorum. 2 taneden, sonra kalan 2 taneden. Biraz daha yakından burayı göstereyim. İlmeğimi uzattım. Hepsinin boyutunu aynı yapıyorum. Bakın 2 tane ilmekten çıkardım. Sonra kalan 2 taneden. Bu şekilde 9 tane dolgu yapıyoruz. Benim şu anda 3 olmuş. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Boyutlarını dediğim gibi aynı yaptık. Bakın 9 tane doldurdum. Hemen sonraki sık iğneye geliyorum. Oraya tekrar üzerine bir sık iğne yaparak örneğimi oraya sabitliyorum. Tutturmuş oluyorum. Tekrar hiç üzerine zincir çekmeden, tabi ipimizi tığımızın üzerine alıyoruz. Hiç zincir çekmeden tekrar yandaki trabzanların içine devam ediyoruz. Bu aralarda da hiç zincir yok arkadaşlar. Bakın çekiyorum. 2 defa da çıkarıyorum. Tekrar ilmeğimi alıp uzatıyorum. 1, 2. Evet, uzatıyorum. 1, 2. Bu şekilde 9 tane yapıyoruz. Sıranın sonundayım. Şu anda son bu yaptığımız kutucuğa hemen yapacağız dolgumuzu. Oraya da tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane yapıyoruz.
Çünkü başlarken de yarım yapmıştık. Örneğimizde bu kenarlar, bakın 5 tane, burada da 5 tane. Örneğimizin başlangıcında ve sonunda 5 tane olacak dolgularımız. Orta kısımlarda 9 tane, başlarken başında ve sonunda 5 tane yapıyoruz ve buradan tekrar renkli ipime geçeceğim. Renkli ipimle devam edeceğim arkadaşlar. Bakın şu şekilde göstereyim size. Başında ve sonunda yarım yapıyoruz. Açık renkle yarım yapıyorsak bir sonraki açık renkte tekrar yarımla devam edeceğiz. Yani şu renkli ipin dolgulu, bakın tam olacak dolgusu. Açık renkli olan 5 tane. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi renkli ipime geçiyorum. Evet. Şimdi hemen renkli ipimi sabitledim kenara. Artık renkli ipimizle devam edeceğiz. Bunun için şu anda dolgularımızı orta kısma yapacağız. Yani trabzanlarımızı bu görmüş olduğunuz yüksek kısım değil de arada kalan bu alçak kısımlara trabzanlarımızı dolduracağız. Bunun için başlangıçta diğer ipime geçtim. Kenara sabitledim hemen. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirden sonra hemen bakın bu beyazların ortasındaki bu sık iğnenin üzerine tekrar şöyle ikili trabzan yapıyoruz. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Burada 9 tane dolgumuz vardı. Hemen 4 sağda 4 solda bırakıyoruz. Bu 5.'ye sık iğne yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5.'nin üzerine bir sık iğne yaptım. Trabzan değil, sık iğne yapıyoruz. Tepeye, yüksek kısımlara. Bu ortadaki boşluk kısımlara, bu alçak olan yere de trabzanları yapıyoruz. Tabi yine bu kenarda 4 tane kalmış oldu. Tam ortaya sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar bu ortadaki sık iğnenin üzerine trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4. 5.'ye sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Ortadaki sık iğneye bir trabzan. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4. 5.'ye sık iğne yapıyorum. Evet, tekrar 4 zincir. Hemen bu ortadaki boşluktaki sık iğneye üzerine bir trabzan. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bakın bu başlangıç kısımda yaptığımız zincirimiz vardı. Bu zincirin hemen üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Evet. Renkli ipimizde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Bu ipimi kesmiyorum. Kenarda duruyor. Sonraki sırada tekrar onu kullanacağımız için. Bakın şu boşluk kısımlarda ikili, tepelerde sık iğne olacak şekilde birinci sıramızı tamamladık. Hemen buradan bir zincir çekiyorum ve örneğimi çeviriyorum. Şimdi dolgulara geçiyoruz arkadaşlar. Bir zincirden sonra hiç zincir çekmiyorum. Direkt dolgulara başlıyorum. Aynı şekilde uzatıyorum. Bakın şu kenarını toplamaması açısından bunu bu çektiğiniz zincire kadar mutlaka kenara kadar uzatın ilmeğinizi. Eğer sıkı olursa örneğiniz gitgide toplanacaktır. Onun için şöyle uzatarak birinciyi yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 9. Tabi artık önceki sıradaki gibi yarımla devam etmiyoruz. Çünkü iç kısımdan başladığımız için tam oluyor dolgularımız. 9 tane oluyor. 9 taneden sonra tekrar bu sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyoruz. Hiç zincir çekmeden.
Dolgumuz bakın sağdan soldan sık iğnelerle sabitlenmiş oluyor. Yan tarafa hemen geçerek dolgularımıza devam ediyorum. 1 öyleymiş, şöyle çekeyim rahat görün diye. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet, 9 tane yaptık tekrar. Hemen sık iğnenin üzerine tekrar bakın bu şekilde sık iğne yapıyoruz ve oraya sabitliyorum örneğimi. Dolgularımızı. Tekrar zincir çekmeden yan tarafa geçiyorum. Tekrar aynı işlemi devam ediyoruz arkadaşlar. 9 tane dolgu yapacağız. Altı, yedi, sekiz ve dokuz. Tekrar sık iğnenin üzerine sık iğne yapıyorum. Tekrar yan tarafa son dolgumuz geçiyoruz ve dolguya devam ediyoruz. Bu arada takipte kalan, beğeni atan, yorum gönderen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yorumlarınızın ve beğenilerinizin devamını bekliyorum. Abone olmayıp videomu izleyen tüm arkadaşları da Renkli Hayat Bahçesi kanalıma davet ediyorum. Sizler de abone olup takipte kalabilirsiniz. Tabii videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar. Evet, dolgularımı bu şekilde devam ediyorum. Bir tane daha yaptım mı tamamdır. Evet, 9 tane dolgumuzdan sonra şimdi tekrar bu sondaki sık iğnemizin içine tekrar örneğimizi hemen sabitliyorum. Bu renkli iple başlangıç kısmını bir sık iğne yaptım. Evet, tekrar buradan hemen beyaz ipime geçiyorum. Renkli ipimi kenarda bırakıyorum. Bir zincir çekiyorum ve çeviriyorum örneğimi. Zincir sayımız fazla olacak. Evet, burada mavi ipimi de çekiyorum. Bakın zincir yokmuş gibi olduğu için tekrar buradan zincir çekiyoruz. Beyazla başlarken burada yarım mantar yapıyorduk arkadaşlar. Fakat bu başlangıçta bakın şu boşluğu yaratmak için öncelikle 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ve aynı noktaya, aynı yere bir trabzan yapıyoruz. Zincir boşluklarımızı bakın oluşturuyoruz. Kenarda hemen burada devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5'incinin içine sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın ortadaki hemen sık iğnenin üzerine bir trabzan. 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir trabzan daha. Örneğimizin tekrarını yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5. yere sık iğne. Ben şimdi burada beyazı göstermemin amacı ilk sıradaki gibi şu kenarlar farklı olduğu için bakın maviyle yaptık. Tekrar burayı başını ve sonunu size hatırlatmak istiyorum. 4 zincir çekiyorum sık iğneye. Üzerine bir trabzan, 2 zincir, tekrar bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. sık iğne. Tekrar 4 zincir. Hemen ortadaki boşluğa bir trabzan, 2 zincir. Tekrar aynı şekilde trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4, 5'incinin üzerine sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın bu kenardaki şu şekilde trabzanlarımızı da hemen bu mavi yaptığımız sık iğnenin içine batarak bu şekilde trabzanlarımızı oluşturuyoruz. 1, 2 zincir. Tekrar aynı yere bir trabzan daha. Çeviriyorum örneğimi. Bakın bu şekilde şimdi aynı başlangıçta olduğu gibi birer tane yani kenarlardaki mantarlarımız artmış oldu.
Tekrar başlamak için 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Hemen ipimi uzatıyorum. İlmeğimi bir tane yaptım. 2, zinciri saymıyorum. 3, 4, 5. Kenara 5 tane dolgu yarım yaptığımız için. Hemen sık iğneyi, bakın üzerine tekrar sık iğne, örneğimi buraya kapatmış oldum. Tekrar zincir çekmeden trabzanların arasındaki boşluğa, zincir boşluğuna devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tekrar bu zincir boşluğuna, bu arada ipim birazcık dolaşmış gibi arkadaşlar, düzeltmek istiyorum. Evet, sık iğnenin üzerine tekrar bir sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde tekrar yan tarafa devam ederek ilmeklerimizi, bakın bu şekilde dolgumuzu yapıyoruz. Şimdi burada 5 tane yaptığımız için bu sıramızın sonunda yine buraya 5 tane dolgu yapacağız arkadaşlar. 5 tane dolgu yapıp sonraki, bakın mavi ipime geçeceğim. Mavi ipimizle o şekilde devam edeceğiz. Zincir çekerek tekrar boşluğa batarak devam etmiş oluyoruz. Bu şekilde örneğimiz tekrardan oluşuyor. Beyaz iple başladığım için beyaz iple başlangıçta yarım yaptım. Hep beyazla geldiğimiz zaman beyazlarımız yarım olacak. Bu şekilde size de bir püf noktası olur. Aynı zamanda karıştırmazsınız. Orta kısımda geldiği zaman mantarımız bu şekilde tam dolgu olacak, 9 tane. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Bakın kenarlarımızda yarım. Sonra dönüp tam dolduruyoruz diğer ipe geçerek. Evet, bu şekilde yaptım. Ben şimdi kenar örneğine geçeceğim. Sizler için bunu yapmadım, kenar örneğini. Kenar örneğini de göstermek istiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar bakın, bu lifimin üzerinde anlatacağım kenar örneğini demiştim. Beyazla, açık renkle daha doğrusu, krem rengiyle ben başladım ve krem rengiyle bitirdim. Siz de başladığınız renkle bitirirseniz tabi örneğiniz daha güzel durur. Hemen bir zincir çektim. Bakın açık renk ipimi buradan kesiyorum. Şimdi koyu renk ipimle kenar örneğini devam edeceğim. Hemen iplerimi ayarlayayım. Evet. Bakın ipim zaten kesmediğim için burada duruyor. Hemen şuradaki boşluğa, bu tepeyi yapmıyorum, bırakıyorum. Hemen şu trabzanların boşluğuna ipimi alarak öncelikle orayı bir sabitleyip sık iğne yapıyorum. Başlangıçta yapmış olduğumuz gibi şu boşlukları oluşturacağız, trabzan boşluklarını. Bunun için 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum ve oraya hemen aynı yere boşluğa bir trabzan yapıyorum. Yine ikili ikili trabzanlarımız. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bakın şuradan boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Şu mantarımızın bittiği boşluğa. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Diğer mantarımızın bu dip kısmına, boşluk kısmına trabzan yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Aynı yere tekrar bir trabzan. Örneğimizin yapmış olduğumuz gibi başlangıçtaki ilk sırası gibi kenarlarına devam ediyoruz. 4 zincir çektim. Hemen bu mantarın şu başındaki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Bu zincirli trabzanlı boşluğa hemen bir tane trabzan. 2 zincir, bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar bu boşluğa, tepesine mantarın, dolguların bakın üzerine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Zincirli boşluğa da, trabzanlı boşluğa da devam ediyorum. Bu şekilde bu sıramızı tamamlıyorum. Şu dönüş, şu diğer
tarafa da batış şeklini göstereceğim size. Kenarlarımız bu şekilde olacak. Bir mantarın başına sık iğne, mantarın bakın sap kısmı olarak yaptığımız trabzan kısmına da ikili dolgularımızı yapıyoruz. Evet, sıramın sonuna gösterdiğim şekilde geldim. Bakın en son sık iğne yaptıktan sonra tekrar 4 zincir çekiyorum ve bu köşeye tam böyle trabzanlı yapacağımız kısım geldi. Hemen bir tane trabzan, 2 tane zincir, tekrar aynı yere trabzan yapıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Bakın bu sık iğnelerin üzerine sık iğne yapacağız. Tekrar trabzanlı kısmı şu mantarlı kısımların ucuna yapacağız. Yani bu trabzanların arasına yapacağız. O şekilde de burayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi hemen 4 zincir çektim. Bakın sık iğne olan yere sık iğne yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Bu dolguların altındaki mantarın, yani şu kök kısmına, trabzanlı kısma hemen bir trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Bir trabzan daha yaptım. Bu kıyıyı da bu şekilde yapacağız. 4 zincir çekiyorum. Bakın sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Mantarın köküne de ikili trabzanımızı yapıyorum. Sık iğneli yeri. Bu şekilde bu kenarı da bitiriyorum. Evet, bakın mantarın köklü kısmına trabzan, sık iğneli kısmına da sık iğne denk getirdik. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyorum, kenarı. Bakın bu kenarda az önceki gösterdiğim gibi bir trabzan, bir sık iğne olacak şekilde mantarların baş kısımlarına, üst kısımlarına sık iğne, köklerine, trabzanlı bölgeye de yine trabzan yapmış olduk buradaki gibi. Tabii bu şekilde bu yan tarafı da ve uç kısmı da buradaki şekilde tamamlayacağız. Dört bir kıyıyı ikinci sırada tekrar ben size döneceğim. Evet, lifimizin dört bir kıyısını, kenar ilk sırasını yaptım arkadaşlar. Bu son sırayı da şu şekilde göstereyim size. Bakın burası bitiş sıramız. Üste gelen kısım ördüğümüz lifimizin üst kısmı. Şimdi burada da yine aynı şekilde devam ettim. Sık iğne olan yere sık iğne. Bu mantarların 5. bakın buradan saydım. 5. trabzanın üzerine de hemen böyle trabzan yaptım. Üst kısmına. Bu bitiş kısmında son kenarı da öyle yaptım. Evet, şimdi tekrar 4 zincir çektim. Bakın ilk başlangıç kısmına şu boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi ikinci sırasını yapacağız. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen yanına ikili bir trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde trabzanlarımız 1, 2, 3 zincir çekip şu boşluğa batarak, ikinci trabzanın boşluğuna batarak bir pıtırcık oluşturdum. Tekrar yanına 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Boşluğa batarak bir pıtırcık oluşturuyorum. Aynı yere 5 veya 6 tane bu şekilde trabzan dolduruyoruz. Yine ikili trabzanlar yapıyoruz. Bakın 1, 2 defa da çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tepesinde boşluğa hemen bir pıtırcık yapıyorum. Bu tamamen size kalmış. 1, 3, 4 sayısı. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz. Örneğinize denk gelecek şekilde 4 olur, 5 olur, 6 olur. Büyüklüğüne göre değişebilir. Bol yapabilirsiniz veya tığınız kalın olur. Ona göre daha az yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi 5 tane yapıyorum. 5 taneyi yaptım. Hemen bu aradaki sık iğne üzerine tekrar sık iğne yapıyorum. Ve örneğin bu şekilde bakın kapanmış oldu. Tekrar hemen yandaki trabzanların arasına devam ediyorum. Tekrar ikili trabzan, hiç zincir çekmiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip pıtırcık yapıyorum boşluğuna batarak.
Hemen trabzanlara devam ediyorum. Tepelerine pıtırcık yapıyorum. 3 zincirli. Dediğim gibi bunu 5 tane veya 6 tane, 4 tane duruma göre yapabilirsiniz. 1, 2, 3 zincir. Hemen tepesine pıtırcık. Evet, bir tane daha yapayım. 1, 2, 3, 4. 3 zincirdi pardon. 4 fazla oldu. Evet, tepesindeki boşluğa batıyoruz. 5 tane hemen sık iğnenin üzerine sık iğne yaparak bu şekilde kenar örneğimize devam ediyoruz. 4 bir kenarını bu şekilde yapıyoruz. Pıtırcıklar ve trabzanlar. Sonra sık iğneli yeri tekrar sık iğne ve yandaki boşluğa devam ediyoruz. Zincir çekmeden arkadaşlar. 4 bir kenarı da bakın bu şekilde lifimizi tamamlayacağız. Lifimizi tamamladım. Arkadaşlar bakın kenar örneğinde yaptım. Bitmiş halini size göstermek istedim. Bu şekilde de güzel bir lifimiz oldu. Evet, mantar örneği, mantar lif yaptım. Dediğim gibi yeleklerde ve çocuk battaniyesi için özellikle çok ideal bir örnek. Tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, bugünkü örneğimizde mantar lif modelimiz oldu. İnşallah beğenir, sizler de yaparsınız. Başka güzel örneklerde görüşürüz tekrar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın şimdilik. Evet, abone olmak isteyen arkadaşlarım, abone olmayan arkadaşlarım izliyorsa onları da kanalıma davet ediyorum. Abone olabilirsiniz. Beğenileriniz ve yorumlarınız için de şimdiden teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.